Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hemen bu bahar başında saksısını değiştirdiğimiz begonvilimi göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, beni takip edenler bilirler, merak edenler de o videoma bakabilirler. Saksı değişimi yaptığımızda çiçeğimiz çok küçüktü. Yani şuradan budamıştık onu zaten, tepeçeliğini almıştık. Bakın bir sürü yandal verdi şu şekilde, şöyle şöyle ve artık saksısına sığmıyor. Altta kalan dallarını büyütmüş durumda. Yani birçok yeni dal çıkardı. Yeni çiçeklerimizi açtık. Bakın çok da güzel çiçeklendik şu anda. Ama çiçeklerimiz şimdi bu şekilde seyrek seyrek. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. Zaten aslında bu konudan bahsetmiştim sizlere begonvil bakımı videomda. Ama şimdi böyle canlı canlı da görün istiyorum. Begonvilinizin böyle bol bol çiçek vermesini istiyorsanız sulama düzenine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bitkiyi biz saksıda baktığımız için şöyle aslında toprağa geçireceğiz bunu. Baktık saksıda olmuyor. Bayağı böyle hızlı gelişen, güzel büyüyen bir tür çünkü. Zaten bahçe bitkisi biliyorsunuz. Bakın şöyle gövdesi zaten odunsulaşmış, kalınlaşmış durumda. Şimdi biz bunu normalde bahçeye geçireceğiz. Şu an saksıda duruyor. Artık seneye inşallah bakalım bu sene nasıl olur. Şurada da yeni yeni filizlerimiz var. Bu filizlerimizde de bakın arkadaşlar şöyle minik minik tomurcuklarımız var. Yeni filizlerinden de tomurcuklar açmaya başlıyor. Şöyle görüyorsunuz, üstünde tek tük çiçeklerimiz var. Peki bu çiçeklerimiz neden tek tük? Neden bol çiçekli değil? Bunun sebebi arkadaşlar fazla sulamam. Bu bitkiyi fazla suladığınız zaman, şu anda zaten bugün hava yağmurluydu. Biliyorsunuz burası Karadeniz bölgesi. Yaz döneminde bile yağmur alan bir bölge. Hava yağmurluydu. Zaten açık alanda duruyor. Bu şekilde fazla sulandığı için, fazla yağmur aldığı için bakın çiçeklerimiz seyrek seyrek. Şöyle göstermek istiyorum size. Mesela bu dalda sadece 3 tane çiçeğimiz var. Hemen yukarısında yine böyle yeni yeni böyle tomurcuklarımız oluşmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi en çok şu dalı çiçekli. Bakın çiçekleri uzun süre üstünde kalan bir bitki bu. O yüzden tercih ediliyor. Uzun süre kaldığı için de çok güzel bir görüntü oluyor. Böyle öbek öbek çiçeklendiği zaman çok daha güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın burada yeni tomurcuklarımız var. Yeni tomurcuklarımız da açmaya devam ediyor. Hemen yanında şeker begonya. Bahçelerin vazgeçilmezi kırmızı ve beyaz renklerde. Sulamaya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu bitkiyi biraz susuz bırakmanız gerekiyor ki böyle çok bol bol çiçekleri olsun. Daha güzel çiçeklensin. Bol bol tomurcuklar yapsın. Bakın şimdi diğer tarafını göstereyim sizlere. Böyle dalından, yaprak aralarından sürekli şöyle yeni 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 filizler atmaya başlamış. Şöyle gördüğünüz gibi bakın şunlar yeni filizlerimiz. Şimdi bu bitkiyi kışın ne yapacağız? Gerçekten hiç bilmiyorum. Ya bu şekilde bakmaya devam edeceğiz kış boyuna. Çünkü bunu dikeceğimiz yer birazcık şey oluyor, soğuk oluyor kışın. Yani dondurmamamız gerekiyor bu bitkiyi. Biraz sıcağı seven bir bitki. Bu şekilde saksıda büyüteceğiz. Tekrar bahar başında belki yine şeye dikeriz. Bahçeye dikeriz. Şu anda gerçekten şok oldum ben arkadaşlar. Şimdi ben köye böyle haftada bir geldiğim için iş durumundan dolayı sürekli gelemiyorum. Her hafta biraz daha fazla büyüyor. Her hafta biraz daha fazla büyüyor. Gerçekten burayı çok sevdi. Tam bir açık hava bitkisi. Çok güzel. Saksıda bodur türlerine bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu bitki balkonuma sığdıramadığım için köye getirdim. Zaten balkonda da çok güzel gelişemedi. Yani burada gördüğünüz gibi çok daha güzel oldu. Bodur bitkileri bodur begonvilleri bakmanızı tavsiye ederim. Saksıda balkonda büyütmek istiyorsanız şöyle yani şimdi burada bu kadar güzel olduktan sonra ben bunu nasıl bir daha balkona getireyim? Yani buraya dikmeye karar verdim arkadaşlar. Artık ilerleyen zamanlarda belki tekrar bir çelik alıp çelikten çoğaltıp tekrar böyle minik bir saksıya dikebilirim.
Aslında bununla ilgili hayallerim vardı. Böyle evimin balkonumun şeysine, duvarına dolayacaktım bunu ama yani burada daha güzel kıyamıyorum, o yüzden burada bırakacağım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, çiçeklenmesini istiyorsanız biraz susuz bırakın ki böyle kendisini çiçeklerine versin. Evet arkadaşlar, bugün de böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bol çiçekli günler diliyorum sizlere. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşça kalın.